Take.
Pazartesi günden selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün herkes evdeydi. Ailece güzel bir kahvaltı yaptık. Gördünüz zaten. Daha sonra herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Çocuklar denemeye gittiler. Kemal spora gitti. Yani şimdi geldi de. İşte yatağı değiştirdik. Bu kış tarafı ve yaz tarafı var bizim yatağın. Daha önce bahsetmiştim. Kış tarafı yani yünlü taraf artık terletiyordu yatarken. Rahatsızlık veriyordu. Yaz tarafına geçiş yapmış bulunuyoruz. Onu değiştirdik. İşte çarşafları falan değiştirdim. Gördünüz. O sırada bir yağmur bastırdı. Şu anda gerçi hiç yağmamış gibi ama bayağı güzel yağdı bereketiyle. Aslında bir yandan da iyi oluyor. Neden? Şu pamuklar çıktı artık polenler kabaklardaki. Onlar uçuşup duruyorlardı. Bu yağmurlar onun için iyi oluyor. Tamamen yapıştırıyor, uçuşmuyor. Camı falan açtığım zaman direkt içeri giriyor çünkü. Öyle şimdi Kemal tekrar spordan geldi. Ben bugün dişçiye gidecektim. Aslında Kemal spordan sonra iş yerine gidecekti ama gitmekten vazgeçmiş. Eve geldi beraber gidelim diye. Şimdi burada sizinle konuşurken o kahve yaptı. Şimdi kahve hazırmış. Kahvemizi de içtikten sonra şöyle dişçiye doğru bir gidelim bakalım. Aklımızda birkaç bir şey var. Ceylin'in dişlerine tel takılabilir. Onu götüreceğiz. Benim dişlerimin değişmesi gerekiyor artık. Senesi doldu. Onu bir göstereceğiz. Bakalım bir gidip görüşelim. Evet, biz eve geldik ve ben hemen akşam yemeği için hazırlığa başladım. Şöyle gelir gelmez bir köfte harcı yoğurdum. Zeytinyağımız var. Yanına ekstra da yapacağım. Biraz da pirinç ısladım. Pilav yaparız. Zaten pirinç pilavı bizim evde hiç eksik olmuyor gerçekten. Hemen hemen her gün pirinç pilavı yiyoruz. Kemal çünkü bahsettim ya daha önce işte tavuk pilavı çok tüketiyor diye. Bugün tavuğun dışına çıkacak, köfte yiyecek. Saat 3 gibi falan çıktık evden ama oradaki işimiz çok uzun sürdü. Yani aslında çok da yakın bir yer. Buradakine gittik. Başka yere gitme gereği duymadık. Yani saat şu anda 5.30 ve 15-20 dakika oluyor geleli. Yani biraz uzun sürdü. Şarjım da bitmek üzere. Bakalım yarın tedaviye başlıyoruz benim için. Jane için artık okullar kapandıktan sonra. Benim için yarın tedaviye başlıyoruz. Bu tedavi süresince yani nasıl olur, nasıl çekim yapabilirim? Bu kötü durum olursa çekim yapamayabilirim veya yüzümü göstermeyebilirim. Yani sıkıntılı bir durum olacak. Şimdi ne desem boş o yüzden. Bakalım. Yarın bir temizlikle başlanacak. Diş taşı temizliği yapılacak. Onun ardından diş eti tedavisi göreceğim. Sonra da işte şuralarda iki boşluğum var. Onlar da olacak. Plant yapılacak onlar için. Yani önümde uzun ve zorlu bir süreç beni bekliyor. Bakalım inşallah korktuğum kadar olmaz. Hayırlar da açıklanmadı. Ne olacağımız belli değil. Yani seçimden sonra niye bıraktılar? Büyük ihtimal bu hafta içerisinde belli olur. Yani genelde böyle durumlarda cuma günleri belli oluyor. Bu cuma bekliyoruz bakalım. Belki de yani aniden ev toplamaya başlayacağım. O kadar stresli ve sıkıntılı bir durum ki. Dört gözle bekliyoruz. Havacıların falan tayini belli oldu ama işte jandarmanınki hala belli olmadı. En sonunda sanırım karıcılar belli oluyor. Saçım için geçen hafta Perşembe Cuma için mi görüştük? Bu hafta Perşembe Cuma için mi görüştük? İnanın aklımdan çıktı. Videoya bakmam lazım. Ne dedim acaba videoda? Bu hafta içerisi mi dedim? Haftaya mı dedim? Benim kafam tamamen dağıldı yani. O ara bir de geçen hafta misafirim vardı biliyorsunuz. Misafirim çarşamba günü geldi gerçi ama işte o şeyle telaşla ben unuttum büyük ihtimal. Aklımdan tamamen çıktı. Yani bir arayayım eğer yani kuaför de uygunsa bu hafta için artık saçlarımı da bir hale yola koyalım. Evet, biz yemeğimizi yedik. Şu anda saat 8'e doğru geliyor. Biraz şöyle turlayalım diye çıktık. Bu sefer sizi de çıkardım. Burası Zübeyde Hanım Caddesi. Yani bizim evin arka sokağından, bizim evin arka kapısından çıktığınız zaman markete gittiğimiz yol var ya, o yoldan devam ediyoruz. Bu yol direkt gittiğiniz zaman Lokman Hekim'e, oradan da Maraş Caddesi'ne çıkıyor. Öyle bakalım buradan. Bugün buradan yürüdük değil mi? Normalde Cumhuriyet'ten yürüdük. Oradan da geri dönerdik ama bu sefer buradan yürüyoruz, oradan döneriz. Şurayı çok güzel yaptılar. Burası normalde evdi. Şimdi kafe haline geldi.
Şöyle bir yer. Buranın adı önceden eskiciydik ama. Şimdi ne acaba? Ha, Şat Kafe. İşte burası Lokman Hekim Hastanesi. Evet, şimdi Maraş Caddesi'ne çıktık. Burası buradan aşağıya kadar Maraş Caddesi olarak geçiyor. Göndeririz. Her şey iyi, hoş da şu yol kenarlarına oturanlar o kadar rahatsız edici ki gerçekten. Batman'da da çok vardı bunlardan. Yok, misket oynuyorlar. Ya sen dedin ya, değişik bir oyun oynuyorlar, üç taş oynuyorlar, ooo hasır şantalar çıkmış, şapkalar. Beni arada benim o. Evet, ben şöyle bir şey almıştım. Ama unuttum açmayı. Şimdi sizinle beraber açalım. Bu ne biliyor musunuz? Benim şu mutfak tezgahının üzeri çok karanlık oluyor biliyorsunuz. Akşam çekim yapamıyorum o yüzden. Yani çok net çıkmadığı için çok hoşuma gitmiyor. Yani ışık arkada kaldığı için. Instagram'da şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Kimisi yatak başına falan koymuş böyle. Gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben mutfak için aldım. Ne hayatım? Işık şey var. Evet. Şu yapıştırmak için çift taraflı bant. Pille çalışmıyor. Charles kablosu. Bu en güzel özelliği. Ve 3 çeşit, 3 renk ışığı var. Şimdi kapalı. Şimdi açık ama sanırım şey yok. Buraya dokunduğunuz zaman ışığı değiştirebiliyorsunuz. Bu çok ışık. Şu anda ben çok korkunç duruyor muyum? Evet. Bu floresan. Wow. Harika. Kapattık. Çok güzelmiş. Şu ışık. Şuraya yeterli olacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Bayağı da aydınlatıyor. Evet. Daha tencerelerim yerinde duruyor. Şuraya koysam burayı güzel ışıtıyor. Daha ışığı kapatıp bakalım. Aa, çok güzel. Evet. Bu sarı ışık. Beyaz ışık. Şuraya mı yapsam acaba? Yaparsam ocağa da güzel bir şekilde ışık yansıyacak. Şimdi şu bantını yapıştıralım. Şöyle çift taraflı bant. Şimdi şunu şöyle koyacağız. Yine başta oynuyor. Bu da güzel bir özellik bence. Ben çok beğendim. Şu anda çok içime yarıyor yani. Böyle. Çok güzel. Çok beğendim. Ben bunun linkini ya açıklama kısmına ya da yorum kısmına bırakırım. Dediğim gibi böyle çok pahalı bir şey değil. Özellikle pilli olması çok güzel bir özellik bence. Şu kablosuyla beraber şarj edebiliyorsunuz. Ona da bakalım hemen. Şöyle çıkardık. Kapattım. Nereden şarj ediyoruz? Bakalım. Evet. Şuradan. Şuraya da başınızı taktığınız zaman direkt buradan şarj edebilirsiniz. Son zamanlarda işime yarayacak en güzel şeymiş bu. Evet. Başarılı. Evet, ışığımız arkada. Şu anda kameraya çok yansımıyor ama aslında burayı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Burası çok karanlık kalıyordu ama şu anda gayet ışığı yerinde yani. Gayet güzel olmuş. Bu nasıl duruyor? Bu da güzel duruyor. Böyle dursun. Şu aspiratörlerin, davlumbazların ışıkları olur ya, onunla
Mutfakta oturmayı çok severim. Özellikle bir arkadaşım varsa işte onunla sohbet ederken, çay kahve içerken falan. Bizim hali hazırda bir gablombazımız veya aspiratörümüz olmadığı için öyle bir ışığımız da yoktu. Şu an bu ışıkla o ortamı yaşayabiliriz yani. Gerçekten güzel olmuş. Tam kışlık bir şey. Şu an artık yaz geldi. Balkonda oluruz ama kışın için çok güzel. Bu arada şu rafım da boşalmış tamamen. Kupalar. İki tane burada. Makinede yer yoktu. Geri kalan da makinede, makine ağzına kadar dolu. Beni yıka diyor ama şimdi çay bulaşıkları falan çıkarıp, gerçi onları almaz ama yine de saat 10'dan sonra çalıştıralım biz, ne olur ne olmaz. Bu ay gerçi diğer aylara göre biraz daha düşük geldi fatura. Muhtemelen kombiden de kaynaklanıyor. Kombi artık yakmadığımız için o da elektriği etkiliyor biliyorsunuz. Öyle. Dediğim gibi yarın diş tedavisine başlıyoruz. Bu hafta içerisinde beraber oluruz. Haftaya salıya kadar. Salıdan sonra diş tedavisine başlayacağımız için nasıl olur bilmiyorum. Yani nasıl olacak? Nasıl bir görüntü olacak? Onu da bilmediğim için. Şu anda her şey muamma yani. Onun dışında cuma günü büyük ihtimal yani %85-90 ihtimal dahilinde bir tayin açıklanma söz konusu biliyorsunuz. Artık gidecek miyiz, kalacak mıyız? O da tam kesilme net bir şekilde belli olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Gideceksek de kalacaksak da hangisi bizim için en hayırlısıysa o olsun. İlla kalalım veya illa gidelim diye bir şeyimiz yok. Evet, ben burada sizlere veda edeyim. En kısa sürede tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.